Depresyon tedavisi ketamin. 50 yıl önce anestezi ilacı olarak kullanılmaya başlanan ketamin, dirençli depresyon başta olmak üzere pek çok psikiyatrik hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Ketaminin tedaviye yanıt vermeyen dirençli depresyon vakalarında %60-65 oranında başarı sağladığı belirtildi. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi Psikiyatri uzmanı yardımcı doçent doktor Semra Baripoğlu, majör depresyon, bipolar bozukluk, depresif epizodu, doğum sonrası depresyon başta olmak üzere travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete bozuklukları, fibromiyaloji gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ketaminle olumlu sonuçlar alındığını söyledi. Semra Baripoğlu, ketaminin 50 yıl önce anestezik ilaç olarak geliştirildiğini, hala ameliyatlarda ve acil servislerde kullanılmaya devam edildiğini belirterek, son 10 yılda araştırmacılar ve psikiyatrlar ketaminin ağır depresyonda hızlı etki gösteren bir ilaç olarak etkinliğini ortaya koyan çalışmalar sundular. FDA bu ilacın depresyon tedavisinde rutin kullanımını henüz onaylamadı. Yani halen etiket endikasyon dışı kullanılıyor. Ancak klinik araştırmalar hastaların yararlandığını ortaya koyduğu için sayıları giderek artan ketamin tedavi merkezlerinde uygulanması sürmektedir. %60-65 oranında başarı sağlanıyor. Ketamin tedavisinin henüz çok bilinmeyen bir tedavi olduğunu ifade eden Semra Baripoğlu, ancak başarılı sonuçlar alındığını belirterek klinik araştırmalar hastaların ortalama %65'inde ilk uygulamadan 24 saat sonra depresyon belirti şiddetinde yarı yarıya azalma görüldüğünü, 6-10 seans seri uygulama sonrasında da bu iyileşmenin kalıcı hale geldiğini bildirmektedir. Tedaviye yanıt vermeyen durumlarda nasıl kullanılıyor? Hastane olarak ketamin tedavisinde 2-3 yıldır başladıklarını, 2017 yılının başından itibaren destekleyici bilimsel verilerinin artmasıyla daha çok hastada uygulandıklarını ifade eden yardımcı doçent doktor Semra Baripoğlu, "Kliniğimizde gerek yatan hastalarımızda gerek ayaktan tedavi alan hastalarımızda öncelikle ilaç ve diğer tedavileri yanıt veremeyen dirençli depresyon hastalarını uyguluyoruz. Depresyon, yaşayan hasta için çok ıstıraplı bir süreçtir. İlaç tedavisine ve diğer tedavilere yanıt vermeyen dirençli depresyon vakaları çok zorlayıcı olduğu için yeni tedavi arayışları sürekli var. Beyin uyarım teknikleri, örneğin manyetik uyarım tedavisi de bu arayışlar sonrası doğmuştur. Yine derin beyin uyarımı ve bu arayışlar sonrası gündeme gelmiştir. Seri ketamin infüzyonu tedavisinde böyle bir arayışın sonunda uygulamaya konmuş yeni bir tedavi yaklaşımıdır," dedi. Tedavi öncesinde detaylı inceleme yapılıyor. Hastaya verilen ilaç miktarının kişinin kilosuna göre belirlendiğini ifade eden yardımcı doçent doktor Semra Baripoğlu, bunun yanı sıra yaşı, cinsiyeti, karaciğerinin durumunu gösteren kan testleri yapılıyor. Hastanın kullanmakta olduğu diğer ilaçları da dikkate almak zorundayız. Çünkü diğer ilaçlar ketaminin ilk 24 saat içinde ortaya çıkarılabileceği yan etkileri arttırabilir. Tüm bunlara dikkat ederek gerekli ayarlamayı yapıyoruz," dedi. Ketamin tedavisi öncesinde hastayla ilgili detaylı bir psikiyatrik inceleme ve değerlendirme yaptıklarını ifade eden yardımcı doçent doktor Semra Baripoğlu, "Hastaya tedavi hakkında detaylı bilgi veriyoruz ve bilgilendirilmiş onam formunu imzalatıyoruz. Hastayı dahiliye ve anestezi uzmanında değerlendirmesi sonrasında tedaviye başlıyoruz. Yapılan küçük ölçekli bir deneyde daha önceden etkili bir depresyon tedavisi bulmakta zorlanan 12 gönüllüye 2 hafta aralıklarla 2 doz ketamin verilmiş. Birinci doz opioid engelleyici naltrekson verildikten sonra ikincisi ise plasebo verildikten sonra uygulanmış. Sonuçlar plasebo testinde depresyon belirtilerinin önemli ölçüde oluştuğunu fakat naltrekson testinde bu gözlemin yapılmadığını gösteriyor.
Bu sonuçlar ketaminin beynin opioid reseptörleri üzerinde çalıştığını belirtiyor. North Carolina Tıp Üniversitesi'nde sinir bilimci olan araştırmanın ikinci baş yazarı Mark George, ketaminin aşırı şekilde kullanılmasını sağlayarak depresyon ve intihar tedavisinde kullanılmasını tercih etmek istemeyebiliriz. Çünkü farkında olmadan opioid bağımlılığının daha da artmasına sebep olabiliriz diyor. Araştırmacılar ketaminin hala etkili bir antidepresan olarak kullanılabileceğini söylüyorlar. Bu konuda dikkate değer bir etkiye sahip. Fakat çok dikkatli bir şekilde kullanması gerektiğini de ekliyorlar. Çalışmada yer almayan ve Yale Üniversitesi'nden psikiyatrist olan Gerard Sanacora, Wired dergisine verdiği demeçte bu çalışmanın çok ilginç olduğunu düşünüyorum diyor. Bu çalışma ketaminin antidepresan etkisi oluşturmasına katkıda bulunan birçok muhtemel etken olabileceğini vurguluyor. Bu bağlantı bilim insanlarının depresyon ve acı arasındaki bağlantıyı anlamalarını sağlayacak gibi görünüyor. Parantez içinde genellikle depresyon ve opioid kullanımı birlikte gözlemleniyor. Bu ilişkinin anlaşılması çemberi kırmada önemli olabilir. Geçen yıl sadece Amerika'daki opioid salgınının 49 bin ölümle sebep olduğunu göz önüne alırsak kaybedecek zamanımız yokmuş gibi görünüyor. Çalışmada az sayıda insan katılımının olması gibi bazı kısıtlamalar var. Araştırma ketaminin opioid sistemi üzerinde nasıl çalıştığını kanıtlamıyor olabilir veya ilaç sadece bu reseptörün çalışmasını gerektiriyor olabilir. Ketaminle birkaç saat içinde rahatlama. Ketamin intravenöz olarak uygulanır ve rahatlama çabucak gelir. Sadece birkaç saat içerisinde. Ferguson ertesi sabah kaygılı bir şekilde ölü olmam gerek düşüncelerini merakla beklediğini söyledi. Ama hiç yoktu. Öğlene doğru hala yok. Öğleden sonra yok, akşam yok. Olumsuz düşünceler yok diye hatırladı. Sorunlarım hala var olduğu ama işler farklıydı. En sadık hayat boyu yoldaşım gitmişti. Ferguson M ile başlayan kelimeyi kullanmaktan hoşlanmaz. Mucize. Ancak ketaminin kendisi için tıbbi bir mucize çalışmasının yolunu gösterecektir. Ketamin ile depresyonu tedavi etmek için ilacın off-label kullanımıdır. Bir doktor tarafından önerildiğinde bile sağlık sigortası kapsamında değildir. Ferguson ilk infüzyonu için yeterli parayı bir araya getirmeyi başardı. İyi bir arkadaşı ilaç için parasını ona verdi ve üçüncü için kilise etrafında dolaşıp para topladı ve üçüncü tedavisi için para ödedi. Ama sonuç paha biçilemez. Kurtarma iğnesi de deniliyor. Bazı hastalardaki ketamin ne kadar hızlı ve ne kadar iyi çalıştığından dolayı bazı doktorlar bunu intihar eğilimi olan kişiler için kurtarma iğnesi olarak adlandırmışlardır. Kane, ketamin diğer antidepresanlar ve daha standart antidepresanlar çalışacak 6 haftalık zaman penceresine sahip oluncaya kadar kendi ruh hallerini iyileştirmek ve intihar düşüncelerini durdurmak için bir yol olabilir dedi. Ketamin, başka ilaçların içeri girme şansı bulana kadar bu pencereden açık kalmasını sağlayabilir. Bazen bu kadar depresyonda olduğunuzda neredeyse hiç yataktan çıkmayacağınız zaman terapistinizin kendinize yardım etmek için yapmanız gerektiğini söylemesi zor dedi. Umudum insanlara kendilerine yardımcı olmak için yapabileceklerini bildikleri diğer şeyleri yapmaya başlamalarına izin veren ruh halinde olmalarını sağlıyor. Kane, ketaminin depresif hastalarda hipokampüs ve prefrontal korteks gibi atrofiye uğramış beyin bölgelerinde büyüyen sinapslar ile çalıştığını açıkladı. Kışın yapraklarını kesen bir ağaç gibi düşünürseniz, ketamin bu yaprakları geri çekmeye yardımcı olur. Yeni bir dalı ya da yepyeni bir ağacı büyütmek zorunda değil. Sadece yeni yaprakları filizlemek zorunda. Üstelik ketamin bir popüler parti ilacı yapan aynı disyotif özellikler ciddi depresyonun tedavisinde ilacı bu kadar etkili kılan şeydir. Bazen insanlar bu terapi seanslarına
gerçekleştirmelerine geri dönebilecekleri çok derin düşüncelere sahip olabilirler. Ve onların rahatlamalarını sağlamak için kendilerine gerçekten harika bir basamak olabilirler. Yale Tıp Okulu'nda bir psikiyatri profesörü olan Gerard Sanacora, ketaminin hızlı, güçlü, anti-intihar etkisi hakkında hiçbir şüphe duyulmadığını söyledi. Bence en büyük soru şudur, bunu nasıl sürdürüyorsunuz ve bunu almak için en iyi hastanın kim olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Klinik çalışmalar, ketaminin ani yan etkilerinin artmış kalp hatımızı ve tansiyonu içerebileceğini ortaya koymuştur. Ancak Sanacora, ketamin tedavisinin uzun vadeli bilişsel etkilerini belirlemek ve standart dozajlama kılavuzları geliştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Tıp dergisi JAMA Psikiyatri dergisinde yayınlanan duygu durum bozuklukları tedavisinde ketamin kullanımı üzerine bir konsensüs bildirgesinin ortak yazarı olan Sanacora, insanların çoğunluğu için değil, herkesin semptomlarının bir süre sonra geri dönmek eğilimindedir. En azından şu andan itibaren ketamin tedavisine başladıktan 2 aydan fazla bir süre sonra Ferguson, kendi hayatını alma konusunda tek bir düşüncesi olmadığını söyledi. Uyanabileceğim ve sabah uyandığım için üzgün olmam gerçekten çok önemli dedi. Üzgün olmamam gerçekten çok önemli dedi. Yine de Ferguson, ilacın mucizevi bir tedavi olmadığının ve hayatının geri kalanı için sürekli bir bakıma ihtiyaç duyacağının farkında. Ferguson, Haziran ayında bir ketamin infüzyonu aldıktan sonra Kane'e sadece hayatını kurtardığı için değil, asla mümkün olduğunu bilmediği bir hayat vermesi için teşekkür etti. Burada arkadaşlar şöyle bahsedeyim. Ferguson bir örnek teşkil eden hasta. Kane bir doktor. Bunun örneğin üzerinden de birleştirerek size aktarıyorum. Ketamin nasıl çalışır? Ketamin nöronlarda N-metil-D-aspartat reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. Ketaminin reseptöründe kalsiyum kanallarına bağlanır. Bu noktaya PCP, fenciclidin noktası da denir. Çünkü aynı zamanda fenciclidinin bağlandığı noktadır. NMDA reseptörlerine vücutta bulunan nörotransmitterlerden glutamat bağlanır ve glutamat bağlandığı hücrede uyarıma yol açar. Ketamin ve fenciclidin ise bu reseptöre bağlandıklarında onu bloke ederek glutamatın etkisini durdurmuş olurlar. Böylece uyarılmayan hücre fonksiyonları yerine getiremez. Ketaminin ilginç yanlarından biri de NMDA reseptörleri üzerinden gösterdiği bu etkiyi şizofrenide görülenlere benzer bulgulara yol açabilmesidir. NMDA reseptörlerinin etkinliğinin kısıtlı olması şizofreninin altında yatan olan sebeplerden biri olarak araştırılmaya devam ediyor. Depresyona dönecek olursak, diğer antidepresan ilaçlarından, örneğin SSRI'ler, farklı olarak ketaminin etkisi glutamat adlı nörotransmitterin reseptörleri üzerinden gerçekleşmektedir. Anestezik dozlarından daha düşük dozlarda damardan verilen ketaminin glutamat salımına yol açtığı ve diğer monoamininlerin dopamin, serotonin gibi salınmasını uyararak etkinlik gösterdiği düşünülmüş. Ketamin tedavisi nasıl uygulanır? Ketamin uygulamasının hemen ardından antidepresan etkiler görülebilmekte. Birlikte bu etkinin kısa sürmesi ve günler içinde kaybolması esas problemlerden biri. Uygulamaya haftalar boyunca damardan verilecek ilaçla devam etmek ise pek kolay ve konforlu değil. Üstelik söz konusu olan bir anestezik madde olduğu için her seferinde olası risklere karşı hastane koşullarının uygulanması zorunlu. Bu nedenle ketaminin daha uzun dönemde devamı için alternatifler aranmış. Ketamin burun spreyi bu konuda imdada yetişecek gibi görünüyor. FDA, ketamin burun spreyinin hali hazırda antidepresan kullanan ancak ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastaların kullanımına yakın zaman önce onay verdi.
Bu kullanım da yine sağlık profesyonellerinin gözetiminde olacak. Yine de damardan uygulama ile yapılacak tedavi ile karşılaştırıldığında güvenlik açısından oldukça iç rahatlatıcı olacağı kesin. Bu konuda 200 erişkin ile yapılmış bir çalışmada haftada 2 kez burundan uygulanan ketaminin belirgin bir iyileşmeye katkıda bulunduğu gösterildi. Burun spreyi şeklinde kullanılan madde ketaminin bir türevi olan esketamin. Umut ve risk bir arada. Ketaminin uygulama zorluklarının yanı sıra bağımlılık yapıcı ve kötüye kullanılma riski taşıyan bir madde olması aklımızın bir kenarında durmalı. Ancak hızlı etki başlangıcı ve daha önemlisi dirençli depresyonda kuvvetli etki gösteren bir seçenek olması heyecan uyandırıcı bir gelişme. Arkadaşlar ketamin bağımlılık yani az önce bahsettiğim gibi bağımlılık yapıcı ve kötüye kullanma riski olan bir ilaç. Yani bir ilaç diyebiliriz buna. Ve bunu uyguladığınız yani depresyonda olan psikolojik bazı problemleri olan insanlarda evet olumlu yönde bazı geri dönüşümler olmuş. Ama hala daha hani ne kadar dozda verilmesi... yani bir gözlem altında verilmesi vesaire bu durumlar olduğu için biraz maddi açıdan da yüklü bir tedavi yöntemi. Yani şöyle düşünün, normal bir bütçenizde bu tedaviyi almanız gerçekten zor. Yani zenginlik olması ve maddiyat olması gerekiyor. Ya tabii ki ilerleyen dönemlerde bu ketamin kullanımı ve hastalığın tedavi ücretleri biraz daha düşecektir. Gözlem altında olma durumu belki azaltılabilecektir vesaire gibi durumlar olabilir.